313 noktada müsilajda toplama faaliyetleri yürütülüyor. 1555 personel katılıyor bu çalışmaya. Toplamda 4929 metreküp müsilaj toplandı bugüne kadar. Denizi kirletenleri de yine af yok. 4647 denetim gerçekleştirildi bugüne kadar ve 16 işletmeye kapatma cezası kesildi. Çanakkale'de ise bugüne kadar 526 metreküp müsilaj toplandı. Sadece tabii deniz üzerindeki müsilajın toplanması değil, yine bilimsel olarak ve laboratuvar ortamlarında da çalışmalar yürütülüyor. Şu anda Çanakkale Marina'da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi ekipleri hem vektör yardımıyla hem de pompa yardımıyla deniz üzerindeki salyaları, yani müsilajları toplamaya çalışıyorlar. Yine aynı zamanda dediğimiz gibi laboratuvar ortamlarında da müsilajla mücadele için çalışmalar yürütülüyor. Bilindiği üzere dün Kocaeli Körfezi'nde 4 ayrı noktada, İstanbul Pendik Marina'nın ise belirlenen bir bölgesinde ise denizin 30 metre derinliğine ileri teknolojik oksijenlendirme cihazlarıyla pilot uygulama başlatıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Konya'dan Çanakkale'ye yönlendirilen vektör sayesinde ise Çanakkale'deki müsilaj toplanıyor. Çanakkale'nin şöyle bir artısı var. Etkin rüzgarlar sürekli yön değiştiriyor. Lodos olduğu zaman müsilaj kıyıdan uzaklaşıyor. Yine Poyraz olduğu zaman kıyıya geliyor müsilaj. İşte bu da aslında Çanakkale bölgesinde kokuya neden olmuyor müsilajdan kaynaklanan. Ancak bu durum Körfez'de ve İstanbul bölgesinde böyle değil. Dediğimiz gibi şu anda Çanakkale Marina'dayız. Burada gerek vektör yardımıyla gerekse pompalar yardımıyla müsilaj toplanıyor ve toplanmaya da devam edecek diyelim. Sözü Çanakkale'den size aktaralım. Maalesef çok kötü bir haberle devam edeceğiz bültenimize. Konya'da iki katlı bir evde çıkan yangın.